yaptığım için bilgisayar şey gibiydi, evdeki diğer cihazlardan biriydi. Bilen yoktu, kitap yoktu, bilgi yoktu yani. O yüzden şey kendiniz bulmanız gerekiyordu. İşte öyle öğrendim kodlamayı. Hayatım boyunca küçüklüğümden beri de şeydi benim için. Yani yazı gibi bir şeydi, çok farklı değildi. Yani şu an bizim yaşımızdakiler için bu böyle yeni. Sonra İTÜ'de matematik mühendisliği okurken tiyatrocu oldum. Bir anda kendimi sahnede buldum. Sonra dedim ben sanat yapmak istiyorum galiba. 2006-2007'de elektroniğe de girdim ufak ufak. Ve mekanizmaları da yapmaya başladım. Hiçbirinde uzman olmadım bu arada. Yani kendimi hiçbirinde uzman görmüyorum. Sadece istediğim şeye ulaşmak için yöntemleri bilen biri olarak görüyorum. Sonra işte 2010 civarında sonunda 34 yaşındayken ben sanat okuyacağım diyebildim. Gittim Avusturya'da bir sene sanat okudum ve o bana çok iyi geldi. Dijital sanat aslında diye geçiyor. İnteraktif sanat diye geçiyor. Kendi keyif alacağım şeyler üzerine koşmam gerektiğini anlayınca biraz kendimi bulmaya başladım. Şöyle bir not aldım. İstanbul'da ilk fırsatta atölyeni kur. Neden o atölyede duracağını bilmeyeceksin. Duvara o atölyede ne yapman gerektiğini, bulman gerektiğini yaz. Böyle başla. Ondan sonra Türkiye'ye döndüm. İşte kızım oldu. Sonra atölyemi açma fırsatım oldu işte. Üniversite hocaydım. Ve o sırada Avusturya'daki okuduğum yüksek lisans programının tezi duruyor. 80 sayfa yazmışım ya da 100 sayfa. Tezi toparlayıp verebilirim. Şeyi fark ettim, ben yazmak istemiyorum, ben yapmak istiyorum. Hocam kusura bakmayın, ben sanat üzerine yazamayacağım, sanat yapmam gerekiyor deyip yüksek lisans tezini bırakıp işte Deniz Yılmaz'ı, o şiir yazan robotu yapmaya başladığım an o an. Deniz Yılmaz aslında şey, bir şair robot. Makinenin ucuna bir tane kalem taktım ve bir yazılım yazdım. Bu yazılım 12 bin tane Türkçe şiiri tarih boyunca yazılmış. Baki'den, Nefi'den tutun da günümüz şairlerine kadar Nazım Hikmet de var, Orhan Gencebay da var. Bir sürü şiir yazan kişinin şiirlerini okuyup onlar gibi şiir yazmaya çalışan bir yazılım. Deniz Yılmaz dijitalleştirilmiş 12 bin tane şiir alıyor. Oradaki kelimeleri alıyor. O kelimeleri ard arda gelme ilişkilerini istatistiksel olarak analiz ediyor. Ve bu analize göre şiir yazıyor. Dolayısıyla bir şiir bilgisi ve şiir istatistiğinin birleşiminden oluşuyor. Mesela bunlar çok eski şiirleri çok beğeniyorum. Gayrı bu bülbülün görünmez, için önüne geçilmez. Gibi olmasın elimden, yoksa onlara bilinmez. Hırçın çocuğum değişmez, kefil acını kesemez. Darma dumandık küsümle, huysuz çıkarsa bilinmez. Deniz Yılmaz'ın şiir kitabının adına Mine koydu ve çok doğru bir isim bu. Diğerleri gibi ismi çok önemli çünkü Deniz Yılmaz'ın bütün mantığı bunun üzerine kurulu. Diğerleri gibi olmaya çalışıyor. Yani iyi bir şair olmaya çalışmıyor. O araya kaynamaya çalışıyor. Yani ortalama biri olmaya çalışıyor. Ve zaten onun hikayesini bizden kılan da bu. Yani o şair gelip bütün işte şiir, bundan sonra insanlar şiir yazmayacak, robotlar yazacak falan gibi bir şey demiyor. Ama bana, beni de insan, beni de bir şey yerine koyun, ben de şiir yazabileyim yani. Beni de harcamayın, beni de alet yapmayın diyor. Dolayısıyla bir şey gibi örnek olarak verebilirim. Ya ekmek sırası var, Deniz Yılmaz sırada. Kimse önüme geçmesin, ben de kimsenin önüne geçmeyeyim tadında bir robottan bahsediyoruz.
Harabdır birun mamur, dalgalar gibi vurur. Merhaba aktı çeşmin, suretler sandım durur. Bunu ilk kez okudum. Bir şiir yazıyor ve yanlış yazmış diyorum. Sonra bakıyorum doğru yazmış. Öyle bir kelime var, ben bilmiyorum. Çünkü okudukları ona gösteriyor. Ha, 12 bin şiir okuduğu için çok şaşırtamayabiliyor. Ama daha çok şey okursa daha çok şaşırtabilir. Şimdi kodunu ben yazıyorum ya, şey zannediyor insan, her şeye hakimim. Hayır, zaten yapay zekadaki espri o. Kodunu ben yazıyorum ama benim bilmediğim bir şey okuyor. Ben 12 bin şiiri okumadım. O onları okudu. Dolayısıyla okumasından öğrenmesiyle beni şaşırtabilir sistem. Dükkanına vebali Berk yukarıda, eğit ipsiz dövdüler yukarıda. İçir kıyafet hali yukarıda, zikir sökülecek şak yukarıda. Sonraki döneme geçtiğinde daha kısa şeyleri var. Habu sürüyü, kibir ölüyü, koy her dizenin, neyledin doğruyum deyu. Üstüne savrulan büyü, köpeksiz buldular köyü, izleri upuzun çöller, köpeksiz buldular köyü. Deniz Yılmaz'ın hedefi çok okunan popüler bir gazetenin popüler bir şiir köşesinde çıkmasıydı. Dolayısıyla bir vatandaş şiiri yazabilmesiydi. Gazeteye çıkacak diye ona bir isim soyad koymak zorunda kaldık ama yani insansılaştırmak çok anlamlı değil robotu. Çünkü bir vücut falan yapmadık onu. Yani bana saçma geliyor bir robota vücut yapma fikri. Bana çok absürt geliyor. Yani Deniz Yılmaz bunu başaramadı. Benim 3 ayım bitti o sırada. Yani Deniz Yılmaz çıkamadı gazeteye. 2015, yani yapay zeka po haberleri yeni yeni geliyor. Sonra Ebru Yetişkin geldi, dedi ki işte bunu sergilememiz gerekiyor. Neyse galerinin sanatçısı oldu. Yani benim galerim yokken Deniz Yılmaz'ın bir galerisi oldu. Sonra bir anda şeyleri satılmaya başladı. Ben orada ne olduğunu anlamadım. Bir şekilde kitap çıktı, TÜYAP'ta imza günü yapıldı falan, olaylar büyüdü. Şu an şunu anlıyorum, insanlar yeni bir şey görüyor ve onun parçası olmak istiyor. Yani yeniye açlık çok fazlaymış İstanbul'da, onu görüyorum aslında. Sayfanın uzunluğunu biliyor. Bu önemli bir veri. Kendi harf büyüklüğünü de biliyor. Dolayısıyla yazabileceği, yani sayfaya sığdırma kısmı var. Genelde neler yazılmış onlara bakıyor, onlara benzetiyor. Yani genelde bir dörtlük ya da iki dörtlük yazar mesela o yüzden. Ama bazen iki satır da yazabilir. Ama tek satır şiir yazma olasılığı var. Mesela ne yazacağını bilmiyoruz. Mesela bunlarda da vezinler doğru bu arada. Sadece kelimeler arasındaki ilişkiler yok. Mesela o anlattığım işte ard arda gelme ilişkisi zayıf. Asar Ahmet bit kapatıyor, doğar asan yüzünüzü yenmiyor. Dimdik karışsam ölü muhabbet, yordum güneşsiz poz kapanıyor. Yine AABA yapmış uyakları. Vezinler açık kapalı heceler de doğru. Ülkemin yanmak ülküsü duymuyor, enver satıyor üzüntümüz biçiyor. Bu muhtemelen şey, bunda ard arda gelme ilişkisi var ama gazete yazısından ya da romanlardan beslenmiş hali bu. Yani şiir okumadan önceki metinleri bunlar. Deniz Yılmaz'ın işte şu an dünyadaki herkesten yorum şiirlerini yorum alabildiğini ve bu yorumlara göre tarzını değiştirebildiğini düşünelim. Böyle bir şey eklenebilir. Ya o zaman ya niye böyle şeyler yazmaya başladı, hiç hoşuma gitmedi falan diyebilirim yani. Yazdığı, mesela popülist bir şair olmaya karar verebilir, anlatabiliyor muyum? Böyle tribünleri oynayabilir. Vefa Sadece diye bir şiir yazdı. Başlık attı Vefa Sadece diye. Sonra altına girdi. Öğretmenim, canım öğretmenim. En sonunda Vefa Sadece Boz Acı'da deyip bitirdi böyle. Ben böyle vay anasın dedim yani, çok acayipti. Bir kolaj gücü var. Diğer şairlerin becerisi biraz olsun içine sızıyor yani sonuçta. Vefa Sadece Boz Acı'dayı bir şairden aldığı çok belli o kalıbı yani.
bize kendimizi ayna tutabilecek kadar, kendi içimizdekileri görebilecek kadar bir veri verebiliyor. Çünkü zaten o esprisi o aslında. Yani şiirde de öyle bir şey vardır. Siz şairin ne demek istediğini anladığımızı mı düşünüyoruz yani? Çoğu zaman anlamıyoruz. Hep şair burada ne demek istediği hocalarımızın sorduğunu hatırlıyorum. Günümüzde hocalar daha çok şey soruyor. Sen ne anladığını soruyor. Kaplumbağa ok mu yapmış? Ve taşıklar hani binalar yapıyorlar, üst üste koyuyorlar ya. Yapmaz diyenler. Aynen öyle. Mesela, o yüzden alet tasarlamamız lazım. Daha güzel bir gözlük tasarlamamız lazım. Bir sanatçı ne istiyorsa onu yapar. Ve bunun için gerekli teknikleri öğrenir ve kullanır. Gerekli aletleri, mekanizmaları tasarlar. Sanatçı bundan bağımsızdır yani. Aletten, mekanizmadan bağımsız olması gerekir sanatçının. Bir sanatçı eğer tekniğe hakim değilse, teknik onu yönlendirir. Eğer sanatçı tekniğe hakimse, istediği şeyde o tekniği kullanarak ilerleyebilir. O yüzden ben kendimi teknik bir sanatçı olarak görmüyorum. Ben bir hikaye anlatmaya çalışıyorum. Ve bunun için ne gerekiyorsa onu öğrenip onu kullanıyorum. Garip olanları reddetti. Farklı olanları reddettik. Şimdi bununla barışmamız lazım. Türkiye'de çok ilginç topluluklar var. İnanın komşunuz bir alanda, çok ilginç bir alanda 20 yıldır çalışıyor olabilir ve sizin bunun haberiniz olmayabilir. Türkiye çok ilginç bir yer. Farklı olana güvenip, onu dışlamadan gözlemlememiz lazım. Çünkü şunu çok iyi biliyorum. Karşınızdaki eser ne kadar iyi olursa olsun, siz onu görmüyorsanız hiçbir etkisi yok.